Merhaba. Pekiştirme 5 testini birlikte çözelim. Evet. Birinci sorumuz. 18 ve 21 ile bölünebilen en küçük sayı. Ha, bölünebilen en küçük sayı. Yani ne? Ekok. Neden? 18 ve 21 ile bölünebilen diyor. Anlaştık mı? Tam tersini düşünürseniz 18 ve 21'i katı olan en küçük sayı aslında. O zaman ekok alacağız. Tamam. Şimdi 18 ne demek? 2 çarpı 9. Tamam. 21 dediğinde 3 çarpı 7. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Ortak böyle üstü sayılar varsa üstün büyük olanını alıyorduk. Ama burada mesela 3 üzeri 2 var ama 2 ve 7'yi biz bir yazalım. 2, 7 ve de 3 üzeri 2. Şimdi ne geldi burası? 14 çarpı 9 mu geldi? 14 ile 9'u çarpı 126 mı gelir? Değil mi? 36 evet 126 gelmiş olur. Yani cevap bursa olmuş olur. İkinci soru sayılarının 700 ve 730 arasında bulunan en küçük ortak katı. En küçük ortak katı tamam. Hadi bakalım 15 yani 3 çarpı 5. 20 dediğin 2 üzeri 2 çarpı 5. 24 dediğinde 8 çarpı 3 ya yani 2 üzeri 3 çarpı 3. Ekok. Şimdi bak. 2 üzeri neyi alacağız? 3'ü alacağız. Tamam. Sonra 3 var. Tamam. Bir de ne alacağız? 5 alacağız. Yani ne oldu? 8 çarpı 15'ten 120 olmuş oldu. Ama bana ne diyor? 700 ile 730 arasında olsun. O zaman 120'nin katlarına bakmam lazım. 120'nin bu aradaki katı ne var? 720 var. O zaman cevap ne olur? 720 olur. Yani şöyle diyelim. 120 çarpı 6'dan 720 olmuş olur. Abo bu ne? A, B, C ve D farklı asallar tamam. Bunlar ne yapmış? Aslında M ve N sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış. Tamam. Diyor ki bunların ek bu. Şimdi bak dikkat et. A üzeri kim var? 5 var. En büyüğünü alıyorduk ki o zaman 5 olması lazım. A'nın üzerinde bir 5 sayısının olması lazım. Bak gördün mü? Demek ki x kaç? 5. Bak tertemiz. Mis. Anlaştık. Şimdi. B üzeri 3 var. A burada var. B üzeri 3. O zaman Y ne olur biliyor musun? Hiçbir şey olmayabilir. 1 olur, 2 olur, 3 olur. Ama 4 olamaz. 4 olsaydı en büyüğü olan 4'ü alacaktım. O zaman orada 4 yazardı. C ile ilgili bir problem yok. Zaten C burada da var. Bak yani şu hani C dediğim zaten burada var. Problem yok. E, D üzeri 4 var. Ha o zaman şuradaki Z'nin olması lazım. 4 olması lazım. Çünkü başka yerde yok. Z dediğinde 4. Şimdi toplamı kaç olabilir diyor. Bakın şöyle seçebilirsiniz. 5 şimdi ve 4 sabit değil mi x y z için? Tamam bunlar sabit. Şimdi y değişken. Yani hani 0 olabilir, 1 olabilir vesaire. Şimdi o zaman 0 desen şöyle 0 1 2 3 diyebilirsin. Şimdi topla 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir. Sana bana bize bir şey olabilir. Yani toplamı kaç olabilir? Bakalım hangisi var? 11 var. He o zaman cevap Bursa. 4. soru. Şekil 1'de küp şeklindeki karton kutu işte karşı yüzeyler. Ha, şimdi bak karşılıklı yüzeylerinde bulunan sayıların çarpımı 100, e, 120. Tamam. Ya mesela işte 8 var ya bunun karşısına bak şurada yani şu yüzünde o zaman kaç yazacak mesela 15 yazacak gibi. Hani 120 olacak ya tamam. Şimdi buna göre küp şeklindeki şekildeki gibi bir defa sağa doğru bu şekilde döndürülürse şekildeki görünen yüzeylerde yazılan sayıların ekoku kaçtır? Şimdi bak ben bunu şöyle devirdiğim zaman 8 aşağıya gelecek ya değil mi? O zaman üst kısma kaç gelecek? 15 gelecek. Neden? Çünkü karşılıklı çarpımları karşılıklı üzerlerde sayıların çarpımı 120. E 30'un bir şey olmaz. Sadece yani şöyle devirdiğin zaman 30 yazıyor zaten. 20'de de bir şey olmaz. Çünkü şurada ne yazacak? 20 yazacak. Bak tuttun şöyle çevirdin düşün. Tamam mı? Şimdi buradaki sayılar ne koku? 15 dediğin 3 çarpı 5. 20 dediğin 2 üzeri 2 çarpı 5. 30 dediğinde ne gelir? 2 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi büyüklerini alalım ne var? 2 üzeri 2 var değil mi? 3 var bir de 5 var. Başka da bir şey yok. Kaç olur? 60 olmuş olur. Ki bu sayılar için de yani böyle hani bildiğin, tanıdığın, çok böyle işlem yaptığın sayılardan bazıları bunlar aslında. İşte 15, 30, 20 ama ortak katı 60 gibi zaten hemen de biliyorsun. Evet 5'e bakalım. Ee, olduğuna göre en küçük A sayısı. Bakın bunu Türkçesine biliyor musun? Elimde bir tane A sayısı var. 6'ya bölünce 4 kalanını vermiş. 8'e bölünce 6 kalanını vermiş. 9'a bölünce de 7 kalanını vermiş. Şimdi amaç ne burada? A'yı aslında bunların 6, 8 ve 9'un bir katı olarak yazabilmek. Bakın şimdi burada o zaman fazlalık olan 4, 6 ve 7 ile ilgili bir şeyler düşünmem lazım. Biliyorum ki her tarafa bir 2 ekleyeyim. Bakın niye eklediğimi anlayacaksınız. 6x artı 6. Tamam. 8y artı 8. Bu da tamam. 9z artı 9. Bak şimdi niye, niye böyle oldu? Bak. Niye 2 ekledim? Bak şimdi. Ben bunu 6 parantezine alabildim mi şimdi? Aldım. 8 parantezine alabildim mi? kapış Aldım. 9 parantezine alabildim mi? Aldım. ya işte bak ne oldu? A artı 2 sayısı. 6, 8 ve 9'un bir neyi olmuş oldu? Katı olmuş oldu. Anlatabildim mi? Önemli olan katı şeklinde yazabilmek. Şimdi kanki bu zaten basit. 6, 8 ve 9'un katı olarak ki en küçük ortak kat. Yani sanki böyle bir 72 gibi duruyor değil mi? Heh. O zaman ekok. 6, 8 ve 9'un ekoku ne? 72. Şimdi o zaman ama 72 şu. A artı 2, 72. Anlaştık mı? O zaman A dediğin kaç olur? 70 olmuş olur. Cevap Adana. Gördüğün gibi. Tamam Aslında basit bak. Yok da bir şey yok. Diyor ki sayılarının her birine bölündüğünde iki kalanı veren en küçük iki basamaklı tam sayının yarısı. Ha tamam. Elimde bir tane A sayısı var. 5'e bölmüşüm. iki kalmış. Dörde bölmüşüm. Yine iki kalmış. Beşe bölmüşüm. Yine iki kalmış arkadaş. Hadi ikiyi bir gönderek gitsin. Her taraftan iki çıkardım. Bak bundan çıkardım. Bundan bundan hepsinden iki çıkardım. Şimdi ne kaldı? 5x 4y 5z. Gördün mü? Özür dilerim ben yanlış yazdım. Şurası 8 olacak. Eh, 5 nereden çıktı? Dur. Evet. Evet. Şimdi oldu. Heh. E, a 2 sayısı 5'in 4'ün ve 8'in ne olacak? Bir katı olacak. Tamam. Şuraya hemen buluyor mu? E, 5, 4 ve 8'in katı ne olabilir? 40 mu olur? değil mi? Bak şöyle 5 çarpı 1 2'nin karesi 2'nin kübü değil mi? E şimdi buna 2'nin kübü olacak zaten. Bir 5'i alacağız. E bu kadar kaç oldu? 40 olmuş oldu. Heh. Şimdi ama dikkat. A eksi 2 eşittir 40. Da A kaç? 42. Bana ne diyor ama? En küçük 2 basamaklısa Evet bu 42. Yarısı kaçtır? 24. 42 e, yarısı 21'dir. Görünüz cevap dediklerimizde. Yedinci soru. Sayısını en az kaç eklersek diyor. 4, 5 ve 9 ile bölümünden kalan 3 olur diyor. Bak. 353'e tamam mı? Kaç eklersek 4'ün bir katı ama kalan 3. 5'in bir katı kalan 3. 9'un bir katı kalan 3. Şu 3'ü bir gönderek mi? Hadi at bir tarafa. 350 olur değil mi? artı x eşittir. Yani hepsinden 3 çıkardım öyle diyeyim size. 4a, 5b ve 9 şey eşittir. 9c. Şimdi dur öyle olmadı. Şurayı şöyle yapalım. Evet 9c. Ne oldu? Ha, 9c. Şöyle bir silelim. Evet 9c. Tamam. Şimdi artık anladınız. 350 artı x sayısı 4. 5 ve 9'un ne olacak? Kat olacak. Tamam. 4, 5 ve 9'un katı. Ki bunlar zaten aralarında asal mı? Abi bak 4, 5 ve 9. Zaten hiç bir ortak kat olmaz için değil mi? Hepsini çarpacağız. 4, 5 ve 9'u çarptığın zaman ne olur? Kaç olur? 180 olur değil mi? Ha. O zaman şimdi 350 artı x 180. Şimdi olmadı. Niye? 350 artı x 180'den büyük. O zaman bunun katını bir düşünmeliyiz. 180 değil de çarpı 2 diyeyim. 360 olsun. Anlaştık mı? He, o zaman x kaç olmuş olur? 10 olmuş olur. Gördünüz mü? 10 eklersek. Hocam niye 180 almadın? Hep bu sorularda ekok yapmıyor muyduk? Tamam yapıyorduk ama şimdi bana ne diyor? Ekok aldık. 4, 5, 9'un mu katı olmalı. Ama şimdi en küçük olması ile ilgili bir şey demiş mi? Yani 180 olsun demiş mi yok Yok. E, e, 350 artı x'e biraz yaklaşalım istiyor. Anlaştık. E 180 ne O zaman çarpı 2. Sonuçta o da bir kat olur. Değil mi? Anlaştık 180 çarpı 2 de yine 4, 5 ve 9'un bir neyidir? Katıdır. en küçük deseydi tam 180 işlem yapardım ama öyle bir şey dememiş. Cevap denizli olacak like. 8. Bak En az kaç çıkarılırsa kalan 14 ve 15 ile tam bölünür diyor. Tamam. Şimdi o zaman 434'ten kaç çıkaralım ki? Bu 14'ün ve 15'in bir ne olsun kat olsun, o zaman 14-15'in neye bakacağız? Gördüğünüz gibi ekok'una bakacağız. Şimdi şöyle yapalım, hemen 14 ve 15'in ekokunu şuraya alayım. Ee, burası 2 çarpı 7, burası da 3 çarpı 5. Bakın, dikkat edin. hepsi birbirinden farklı. O zaman ne yapacağız? Çarpacağız. Bunların ekok'u ne gelir? Bunların da kaç? 6-30-210 mu gelir? Hayır, 210. Şimdi bak, 434'ten kaç çıkarırsak 210? Gördün mü? E şimdi bak biraz fazla değil mi sanki? Biraz fazla. O zaman 210 değil de 434 eksi x eşittir 2. Yani 210 çarpı 2 diyelim. Ha, kaç oldu? 420. E kaç çıkarırsak? 14 çıkarırsak. Gördün? O zaman cevap ne olmuş oldu? C olmuş oldu. 9. Boyutları 4 birim, 6 birim, 15 birim olan kutular yan yana üst üste falan filan konularak en küçük hacimli bir küp yapmak isteniyor parçada bütüne değil mi? Küp yapacağız. Bunun için diyor, en az kaç tane kutu gereklidir diyor. Şimdi küçük küplerle tık tık, tık 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 böyle böyle kutu yapacağız. Ama şey, küp yapacağız. E, küpün bütün böyle kenarları aynı değil mi? Ha, o zaman 4, 6 ve 15'in ortak bir katı olması lazım bu kenar uzunluktan küp için. Ha. O zaman ekok 4, 6, 15. Kaç olur ya? 30 olur mu 30? 30 olmaz değil mi? 4'e bölünmüyor. 45 olur mu olmaz. 60. Evet 60. Hemen yaptık ya. 4, 6 ve 15'in en küçük ortak katı 60. E, de şimdi şöyle mi olacak? Küp şöyle olacak bak. Şimdi. Yine mükemmel geometrimle bak şimdi bak. Üf ne biçim. Aa, böyle. Biraz dikdörtgenin benzedi. Yani şöyle. Onu çok iyi oldu lan. Şurası 60, 60, 60. Şimdi kanki 4 birim diyor ya 60'a ulaşmak için 60 bölü 4 defa koymalıyım. Öbürü için 60 bölü 6 defa koymalıyım. Bakın şurası için yapıyoruz. 60 bölü 6 defa öbürü için de 60 bölü 15 defa koymalıyız. E bura 15. E bura 10. Burada 4 mi yapar? O zaman cevap 600 yapar. Gördünüz mü? En az kaç tane küp gerekir bunun için? 600 tane gerekir diyeceğiz. Umarım anlamışsınızdır. Tamam. 10. soru. Ardışık çift sayılar mı? Ekok mu? EBOB mu? Hmm. Ardışık çift sayılara örnek verelim. 10 ve 12 mesela. Değil mi? 10 ve 12. Şimdi bak. A sayısı şöyle olsun. 2 çarpı x olsun. Tamam mı? B sayısında ne olsun? 2x artı 2 olsun. Ardışık ya bunlar. Tamam. Ki bunu şöyle yazsam ya, bunu bir şey yazamam, da şunu yazarım. İki parantezini alayım. x artı bir. Şimdi bunların ebobları nedir? Bunların ebobları nedir biliyor musunuz? Bakın ortak olan ne var sadece iki var değil mi? İki. Peki ekok nedir? İki almıştım zaten. Geri kalanlar x ve x artı bir, x ve x artı bir. Şöyle yapalım. Gördünüz mü? E hocam nasıl yaptın? Onu anlamadım ben ya. Ee, bak ekok için hepsini almıyor muyduk? 2'yi aldım işte. Tamam 2'yi aldım. E geriye ne kaldı? X ve X artı 1 kaldı. Anlaştık. Ha, şimdi bunları yazalım. Diyor ki ekoktan yani 2 çarpı X çarpı X artı 1'den eksi diyor ebobu çıkar. Yani 2'yi çıkar. Cevap bir 38 olsun. Hadi gönler gitsin. 2 çarpı X çarpı X artı 1 eşittir. Öbür tarafa atarsan 40 yapar. Tamam. Her tarafı 2'ye bölelim. X çarpı X artı 1 20 yapar. Şimdi bu işlem basit olduğu için deneyerek de bulabilirsiniz. Yani x kaç gelebilir? Ya arkadaş çok basit. x'e 4 versem olur herhalde. Bak burada 4 olur. Burada yerine yazınca 5 olur. 4 kere 5. 20 oldu işte. Anlaştık. Bazen böyle çakallık yapın. x 4'müş. Ha o zaman a sayısını. 2 çarpı 4. E, B sayısını yani x yerine 4 yazıyoruz ya. 2 çarpı 5. Yani biri 8 biri de 10. Ve topla 18. Bak tertemiz. Öf, ne biçim. Anlaştık mı? Bak çok güzel. Şöyle bir yıldız atayım buraya. Ha. Tamam mı? Özellikle de kullandık. Ekok, ebot tanımının hepsini öyle kullanarak çözdüğümüz. Bir de tabi cebirsel bir şeyler var. X dedik falan bir şeyler dedik. Tamam mı? Önemli sorulardan biri. Bu ne? Aşağıdaki saatlerin alarmı zillerinin kaç dakikada bir çalacağını aldı. Evet. Şimdi birincisi 30 dakikada bir çalıyormuş. Böyle ayarlanmış. Öbürü de 45 dakikada bir çalıyormuş. İyi. İki saatin alarm zilinin ilk kez birlikte çaldığı zaman ha, ilkinde Kerem, ikinci kez birlikte çaldığı zaman Zeynep mola veriyormuş ders çalışmaya. Bak ne güzel çalışıyorlar ya. Saat 8'de derse başlıyor. Sabah 8'de derse başlamışlar. Bak şunlara bir bak ya. Şuna bir bak. Kerem ve Zeynep. Alarmlarını kurduklarına göre Zeynep ilk kez saat kaçta mola verir? Hmm. Şimdi bir kere bunlar ortak bir zaman arıyorum değil mi mola vermeleri için? Yani ekkok. Şimdi ekok 30 ve 45. Sizce kaçtı? 90 gibi hissediyorum ama. Ne diyorsunuz? Değil mi? 90 bence de. Bunların ekokları kaç? 90. 90 dakikada bir birlikte ara verecekler. Şimdi ilk kez çalışmaya başladılar saat 8'de. Tamam. Bu aslında bir buçuk saatten bu arada evet. Şimdi bir buçuk saat geçirelim. dokuz buçuk. Bir buçuk daha geçir. 11. Böyle gidiyor işte. Şimdi burası başlangıç. Tamam mı? Burası başlangıç. İlk bir buçuk saat geçtikten sonra kim mola verdi? Kerem. Şimdi biz bir buçuk saat daha geçtiğinde kim verecek? Zeynep. Anlaştık mı? O zaman saat kaç olur? Zeynep. 11'de mola vermiş olduğu cevap C şey olacak. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. 12. Bir plaja Ali 3 günde Bülent 6 günde Cevdet, 4 günde 1 saat. Tamam bak Ali. 3, Bülent, 6, Cevdet de 4 günde 1. Aynı saate gitmektedir. Tamam. Şimdi ayın birinde bu plaja giden Ali, Bülent ve Cevdet en erken kaçıncı günde tekrar aynı plaja uğrar? Şimdi o zaman ortak bir zaman belirlemeyiz. Belirlemeyiz ki bunların ekokları 3, 6 ve 4. Hani ortak bir sayı 12 değil mi? 12 gün sonra diyelim. 12 gün sonra. Bakın 3, 4, 6'nın ekoku basit. O yüzden bulmadım. Bu 2, 3 sayının da ortak bir katı. Yani 12. Değil mi? E şimdi en erken kaçıncı günde giderler? Kanka zaten ayın birinde gittiler bunlar. 12 gün daha geçmesi lazım. O zaman cevap ne olur? 13 olmuş. Olur. Cevap Adana. Evet 13. sorumuz Şimdi x 60 ve 90 sayıların ebobları 10, ekokları 360'tır. Tamam. Şimdi x e, 60 ve 90. Tamam. Şimdi bunların, ha, şimdi bu arada ne diyor? Ebobları 10 diyor, değil mi? O zaman 2 çarpı 5, hepsinde var. Tamam. 2 çarpı 5, hepsinde var. Şimdi tabii x de bir de burada ne var? Soru işaretimiz var. Bununla ilgili bilmiyoruz. Bir şey var mı yok mu? Onu da bilmiyoruz. Bakacağız. Şimdi 60'tan ne gelecek başka? Şimdi 2 çarpı 5 yani 10'u var. 6 gelecek değil mi? Yani 2 çarpı 3 gelecek. O zaman bir 2 bir de 3 gelecek. Tamam. Hatta şunlara da 1 diyeyim şöyle. E, 9 gelecek buradan çünkü 10 var. 9 lazım. 3 üzeri 2. Tamam. 360'ın ekoku ne? İki, e, özür dilerim. E, asal çarpanlarının hasarı. 2 üzeri 2. 3 üzeri 2 değil mi? 9 4 36 bir de 5 mi var? Yok. 2 üzeri 3 gelecek. 8, 40, 9 evet 360. Tamam. Şimdi bak. 2 üzeri 3 lazım bana. 2 üzeri 3. Şimdi şuraya bir bakın. Bak şimdi şöyle bir belirteyim. 2 üzeri 3 lazım. E burada 2 var. E burada 2 üzeri 2 var. Demek ki 2 üzeri 3 x'ten gelecek. Ha. 2 tanesi var burada. Yani bir tanesi var. O zaman buranın ne olması lazım? 2 üzeri 2 olması lazım. Ki 2 üzeri 3 x'ten gelsin. Tamam. Sonra 3 üzeri 2 gelecek. E bakayım 3 üzeri 2 var. Ay, gerek yok ki başka bir şey yazmıyor. Bakalım ne gelecek? 5 gelecek. E 5 var bak. Buralarda 5 var. Sıkıntı yok. Ha, en az istiyor ya. O zaman 2 üzeri 2 yazmam yeterli. Demek ki x kaç? 2 çarpı 5 çarpı 2 üzeri 2. Yani kaç yaptı? 40 yapmış olduğu cevap C han diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. 14. sonra Aralarını nasıl e aralarında asal sayıların E popları nedir? 1. Peki ekok'ları nedir? Sayıların çarpımı mı? E arada eksi var eşittir 9. O zaman a çarpı b kaç kaç olacak? 30. Bak dikkat. A ve B aralarında nasıl E ne olabilir? İşte 1 30 olabilir, 3 10 olabilir. Ama ne diyor? En az olsun. O zaman buna 5, buna 6 diyeyim. Topladığın zaman kaç oldu? 11 olmuş oldu. Gördün mü? Ha 3 10 da seçebilirdim ama ne diyor? En küçük olsun. 15. Ha, e, tamam. İyi. Şey hatırlıyor musunuz? Bir kural vardı. Sayıların ebob'larıyla ekoklarının çarpımı sayıların kendisinin çarpımına eşitti değil mi? Yani ebob ab ebob ab çarpı ekok ab eşittir a çarpı b. E, tamam. E, say ne? E, 3 yok. 5x verilmiş. E, 3 çarpı 5x eşittir x çarpı x artı 3. Ve eşitliğin iki tane x'ler gitti mi? Gitti. E, 15 eşittir x artı 3. x kaç? 12. Tertemiz soru. Mis gibi soru. Anlaştık mı? 10 o 2021 AYT. Wow. M ve N pozitif tam sayı. İyi. EBOB'ları ile EKOK'larının toplamı 289'muş. Toplamı ama 289 değilmiş sadece. İşte M ne toplamını istiyor. Şimdi bak. M sayısı şöyle olsun. A çarpı X gibi bir sayı olsun. N sayısı da A çarpı Y gibi olsun. Burada EBOB'ları nedir bunların? EBOB'ları A'dır. Değil mi? Her ikisinde ortak olan. X ve Y de aralarında asal. Bunu unutmayacağız. Tamam. Şimdi EBOB'ların ne dedik? A mı dedik? A. Peki ekok ne olur? A çarpı X çarpı Y olur. Bu da kaçmış? 289. Peki ben bunu A parantezine alsam. 1 artı x çarpı y olur değil mi? 289. Şimdi bunlarla ilgili başka yapacağım bir şey var mı? Yok. Şimdi buradan ne yapacağız? Değerler vereceğiz. Şimdi ben buraya 1 versem. Burası da 289 olsa. O zaman 1 artı x eşittir. 289. Doğru mu? O zaman x çarpı y eşittir 288. Dikkat x ve y aralarının asal olacak şekilde. Peki aralarının asal olacak şekilde e, ee, 2 çarpı 144 olur değil mi? Mesela şu ne? 2 çarpı 144. 144 ile 2'ye bölsem 4 çarpı 72. O da 8 çarpı 9 mu? 4 çarpı 8 çarpı 9. Ha, araları nasıl olacak şekilde o zaman 32'ye 9 seçeyim bir 32 olsun mesela atıyorum. Bu 9 olsun. Bu da ne olsun? 32 olsun. Gördünüz mü? Ha. Şimdi x ve y'yi bulduk. Bana neyi soruyor? m ve n'nin toplamını soruyor. E şimdi zaten a dediğin dur kırmızıyla yazayım. Şimdi a dediğin zaten 1'di. E x dediğin 9. Tamam. N'e dediğinde n içinde a çarpı y, y. a'sı 1'di. Bu da kaç? 32 miydi? E bunların toplamı e, zaten benim bir anlamı yok değil mi? 9 bu da 32 toplayınca 41 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi 2021 AYT sınav sorusu. Zor mu? Bakalım zor mu? Evet zor. Birazcık zor, birazcık farklı görmesi birazcık nedir? Farklıdır. Cevap Adana olmuş olacak pekiştirme 5 testini birlikte çözdük.